Kaş rapper olarak artık Kaşlı olduğumuzu söylemiştik. Kaş'ın yerli takımı var. Aslında çoğu insan bilmiyor gibi ya da benimsemiyor ama artık Kaş rapper olarak sürekli takibinde olacağız. 1923 Kaş Spor'un. Şimdi Kaş Spor'un 1923 Kaş Spor'un sahasındayız. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Öncü 1900 Kaş Spor Kulübü'nün kurucu başkanıyım. Aynı zamanda şu anda aktif olarak Kaş Spor'un yapıyorum. Takım kaptanıyım. Bu şekilde. Sizi tanıyalım. Ben de Kaş Spor Kulübü'nün başkanıyım. Takıma katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. 1900 Kaş Spor, 23 Kaş Spor. Ne zaman kuruldu ve nasıl kuruldu? Hani hanginize sorayım bu konuyla ilgili? Kurucu başkanı ben olduğum için biraz daha ben şey yapabilirim bu konuda. Burada 2017 yılında biz bir halı saha ekibimiz vardı daha çok. Her halı sahada turnuvalarda biraz şampiyon olduk. Bunu bir tık daha üste taşıyabilmek arkadaşlarımızla amatöre bir takım kurmak istedik. Bu vesileyle tabi takımımızın ilk başlarda herhangi bir gelir kaynağı yoktu. Şu anda da yok tabii ki. Fakat biz bunu şu şekilde yaptık. İşte takım için atkı bastırdık. Atkıları buradaki esnaflara 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira kim gönlünden ne kopuyorsa vererek bize destek oldu. Bu bir şekilde kurulmuş oldu. Özür dilerim, bölüyorum. Çocuklar siz de gelin. Evet, Uğur. Siz de gelin. Genç yeteneklerimiz, genç sporlu. Evet. Seni tanıyalım. Uğurcan, 27 doğumluyum. Neden 1923 Kaş Spor? Bir bağ var aramızda yani. Güzel. Şöyle bir dizilin. Şöyle bir dizilin, böyle bir hilal olun. Hilal olun. Senin adın? Hüseyin, soyadım Özkaya. 2008 doğumluyum. Kaş Spor oynuyorum. Nasıl oynamakta? Senin adın ne? Kerem. Soyadım Koca Sarı. Kaç yaşındasın? 10. Maşallah. Devam edelim. Evet, daha sonrasında amatör liglerde mücadele etmeye başladık. 2016-2017 sezonunda ikinci amatör kümeden başladık. İlk senemizde dördüncü bitirdik ligi. Daha sonrasında altyapımızda U11 ve U12 liglerine katıldık. Şu an altyapımızda 70'e yakın çocuğumuz var. 2005 doğumlulardan 2013 doğumlulara kadar. 2017-2018 sezonunda ikinci yılımızda amatörde şampiyon olarak birinci amatör lige yükseldik. Bu sezon 2018-2019 sezonunda da birinci amatörde ligde kaldık sadece. Orta sıralarda bitirdik ligi. Önümüzdeki sezon 2019-2020 sezonunda da inşallah bu kez süper amatöre çıkarak, bir şampiyonluk daha yaşayarak süper amatör lige çıkmak istiyorum. Sürekli takip edeceğiz. Başkanım, sizi tanıyalım. Yani 1923 Kaş Spor'a hani başkan olmanız, yani hedefleriniz nelerdir? Yani gençlerimiz de burada. Altyapıda benim oğlum. Biraz daha kendimin bu konuda faydalı olması amacıyla kendimi bu alana kattım. Çocukların gelişmesine daha çok katkı sağlamak istiyoruz. Küçüklerin yetişmesinde Kaş'ta ilk defa bir altyapı kuruldu. Bölgemizdeki altyapıyı biz başlattık. Buna katkı sağlamak benim için de çok önemli. Yani ben de çok isterim. Bu yüzden hani katkı elimden gelince hani sizleri takip edeceğim. Kaş'takilerle, herkesle genç yetenekleri takip edip herkese anlatacağım. Bunun için neler gerekli? Yani benim yapabileceklerim, yani neler yapabiliriz? Kaş halkı olarak 1923 Kaş Spor için
elimizden gelebilecek bize önerileriniz nelerdir? Öncelikle desteğe ihtiyacı var. Kurumsal desteğe, belediyenin desteğine, bizlerin, velilerin desteğine çok ihtiyacı var. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için futbolun, sporun kişilik gelişmesinde kendini özgüven söyleyeceğiniz bir şey. 1923 Kayserispor'un nasıl kurucu başkanısınız? Tabii birçok sıkıntılardan geldiğinizi hani söylüyorsunuz. Evet, bir kulüp kurmak zor bir şey. Gençlerimiz adına, Kaş'ımız adına neler yapabiliriz? Bu önerileriniz ne olur? İstekleriniz ne olur? Yani dediğim gibi ben destek sağlamaya çalışacağım ama halkımız da bunu daha iyi bilmesi, daha iyi takip edebilmesi, tribünlerimizin kapanması. Hani bunun için birçok şey yapılabilir. Ben Kaş halkının, Kaş Belediyesi'nin eminim ki hiç bu konuda hani sessiz kalacağını düşünmüyorum. Neler yapabiliriz birlikte? Maddi ve manevi herkesin bir desteğe ihtiyacı var. Maddi olarak, manevi olarak bu kulübe her şekilde elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor. Bugünlere de bu şekilde geldik. Kaş beraber. Kaş Belediyesi'nde zaman zaman katkılar oluyor bize. Otobüs desteği falan ulaşım için destek veriyor. Buradan Antalya merkezine maçlarımızı oynamaya gideceğimiz zaman. Öncelikle altyapı, otobüs yapının daha çok altyapı. Altyapı zemin ne kadar sağlam oluruz, o kadar sağlam oluruz. Biz şu an altyapıyı daha çok önem veriyoruz. Dediğim gibi 70 tane çocuğumuz var. Onlarla beraber sürekli burada bölgelerde, otellerde, Kuşadası'nda, Antalya'da, Kemer'de, Belek'te turnuvalar düzenleniyor. Uluslararası takımlar geliyor, yabancı. Çocuklarımızı elimizden geldiğince o tarz turnuvalara da sokarak onların gelişimine daha çok katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şu an daha yakında 2-3-4 Ağustos'ta Kuşadası'nda bir turnuva var. Bir davet aldık. Ona da inşallah gideceğiz. Şu an bir tane burada mı? O şu an burada. Ha. Bir tanesi Antalya Spor Merkezi'nde. Bizim amacımız burada bir kişi, iki kişi ne kadar çok çıkarıp profesyonelliklerin altyapılarına yönelik bir. Bunun için neler yapmalıyız? Kaş'ta çocuklarımızı daha çok 1923 Kaş Spor'la birleştirebilmek adına Kaş'ta yaşayanlara hani ne gibi söylemleriniz olabilir? Yani neler yapabiliriz? Bize getir, velilerimize emanet. Şimdi şöyle sorayım. 70 tane çocuğumuz var. 170 tane de olmasını isterim aslında. Bunun için bizim aracılığımızla biz de herkese ileteceğiz. Kaş'taki çocuklarımızı, velilerimizi buraya yönlendirmek, 1923 Kaş Spor'a yönlendirmek adına soracağım soru şu olacak. Yani çocuklardaki sporun gelişimi, yani spor çocuklara ne katıyor? Yani en önemli alışkanlıklardan uzak duruyor çocuklarımız. Meşgul oldukları zaman ellerindeki bilgisayar gibi alışkanlıklardan da biraz uzak durmuş oluyor. Gelişimler açısından bunlar tabii ki de önemli, kişisel olarak en azından. Ve çocuklarımız, mesela içe kapanık olan çocuklarımız spor çerçevesinde kendini biraz daha açıyor. Yeni arkadaşlıklar ediniyor. Bu şekilde katkı sağlayabiliyoruz. Yani siz başkanım neler söylemek istersiniz? Yani yönlendirmek, kulübe yönlendirmek. Şimdi tabii benzer şeyler. Çocukların Kaş'ta özellikle altyapı, futbol altyapısının bölgedeki ilçelere baktığımız zaman hepsinin var. Bu Türkiye genelinde de bunun olması lazım. Spora ve spor bedensel eğitime biraz vakit ve zaman ayrılması lazım. Çocukların bu tür alışkanlıklarını küçük yaştan bunun aşılanması lazım. Küçük yaşta spor ve kazanım elde etmesi lazım. Bunu da biz Kaş'ta dar imkanlarla başlattık. İnşallah devamı gelir. Tabii ki buna sadece bizlerin kısa bir dar ölçülerle yetmiyor. Diğer velilerin, diğer arkadaşların, kurumların buna katkısıyla Kaş'ta herkesin bir el atması gerekir ki devamı olması lazım. Bu dönem biz yapacağız.
biz sonraki dönemlere de bizden sonrakiler katkı sağlayacaktır. Ama çocukların ilk altyapı eğitimini biz başlattık. Devamı da gelir inşallah. Antrenör de siz, yani kaptan olarak yani sahadaki. Yani kendinizi, başta isminizi söylediniz ama spora nasıl başladınız? Antrenörlük belgeniz var diye biliyorum. Antrenörlük belgemi C sınıfı olarak, C sınıfı diploması olarak aldım. 15 günlük bir eğitimin sonrasında. Yani şu an C sınıfı antrenörlük belgem var. Aynı zamanda A takımda da yine takım kaptanı ve kalecilik de yapıyorum. Yani aktif olarak futbol oynadığım için sadece normal zamanda antrenörlük yapıyorum. Kendi maçlarım zamanında mecburen antrenörlüğü bırakıp sadece takım kaptanı ve kalecilikle devam ediyorum. Son olarak, evet, sizin isimlerinizi öğrenmedim. Son olarak İsmin neydi? Besim. Soy ismin? Süngülü. Kaç yaşındasın? 9. Adım Engin, soyadım Aydın. 10 yaşındayım. 3 senedir 1923 Kaş Spor'da oynuyorum. Benim adım Ataber, soy ismim Çınar. 10 yaşındayım. 2 senedir Kaş Spor'da oynuyorum. Adım Yiğit, soyadım Çalışkan. 2 yıldır 1923 Kaş Spor'da oynuyorum, 10 yaşındayım. Adım Yusuf, soyadım Bilal. Adım Cemal, soyadım Çekkin. 3 yıldır 1923 Kaş Spor Futbol Okulu'nda oynuyorum. Adım Kerem, soyadım Kocasarı. Senedir 1923 Kaş Spor'da oynuyorum. Adım Hüseyin, soyadım Özkaya. 12 yaşındayım. 3 yıldır 1923 Kaş Spor Kulübü'nde oynuyorum. İsmim Umut, soy ismim Şahan. 13 yaşındayım. Ben de artık 1923 Kaş Spor'dayım. Bundan sonra sürekli sizi gelip takip edeceğim. Sizler hakkında haberler yapacağım. Yani böyle sıkıntı gibi. Böyle çataldan böyle topu kurtaran kaleci, 90'a asan Sergen gibi. Yani elimden geldiğince sizlere destek olmaya da çalışacağım. İnşallah kurucu başkanınızı, kaptanınızı onurlandırırsınız. Sizi destekleyen başkanınızı da onurlandırırsınız. En büyük... Kaşkibar! En büyük... Kaşkibar! En büyük...